Star Wars müziğiyle A roman afişi açtık şu anda tam olarak. Yeah. I have come here to chew bubblegum and kick ass. Evet, bugün A romandan. Ya, bu çok... Ne oldu bu da şeyden Star Wars müziği? Hızla. Ne o ne? Sen ne? Niye ikimiz aynı anda örneğiz? Selam millet, bugün A romandan konuşacağız. Evet. Metin Kaçan'ın aynı zamanda... Ölümsüz eseri. Bu arada istersen ne... Metin Kaçan'ın Ağır Roman kitabından bahsedip... Dershane filmine... videosu gibi oldu abi. Ay harbiden bu ne Ahmet ya? Ahmet Buha'nın 5. sınıf matematik kitabını tüm öğrencilere... Bir kitaptan uyarlama bu film. 97 yapımı. Bu arada benim sinemada izlediğim ilk film bu. 6 yaşındayken annemle gittik. Ve hani 6 yaşındaki bir çocuk için çok hardcore bir film. Evet. Geçen bir röportaj okumuştum. Gaspar Noé ilk izlediği film annesiyle şey Sodom'un 120 gününe gitmiş. Ben hala izleyemiyorum o filmi yani. Ben de annemle A romana gittim ve iyi ki gitmişim. Şu an beni tanıyanlar da biliyor, müzik konusunda, edebiyat konusunda hep aşırı şeyleri çok seviyorum. Galiba A romandan kalan bir özellik bana. Bir de sinemada izledim. Rütük falan da yok o yıllarda. Çocuklar gidiyordu böyle sinemalara. İstersen biraz filmin şey genel yapısından bahset, çok kısa. Filmin genel yapısından bahsedemem. Çok gizli. Kolera diye bir mahalle var. Evet. Bu mahallede yaşayan insanlar var. Bu kitapta da filmde de gri karakterler. Ne iyi ne kötü. Yani ne tam kötü ne tam iyi. Aslında kötü ama... yaptıkları her davranışın ardındaki iyi niyeti görebilir. Ya iyi niyet de değil. Ya hayatta kalmaya haftalık... çalışıyorlar işte. Mahallelerini korumaya çalışıyorlar. Evet. Bir yandan da mahallede bir değişim havası var. Çünkü reis diye bir karakter var. Mahallenin külhan beylerini, kabadayılarını hiçe sayıp mahalleye çöküyor. Bu ya burada evet. Şey var. Kabadayıyla mafyanın çatışması var aslında. Çok güzel. Bir devrin değişimini anlatıyor aslında. Arap Sado karakteriyle işte reisin kapışmasıyla evet, görüyoruz evet. Ve orada da şey var. O mahalle kültürünü korumaya çalışan biraz. Muhafaza etmeye çalışıyorlar evet, onu. Tarla başında galiba çekilmiş bu film. Tarla başı olabilir. Balat da olabilir ama tarla başı gibi. Tarla başı olması lazım. İşte o mahallenin dönüşümünü çok güzel anlatıyor. Şey, eskiyle yeninin çatışması gibi evet. Bir şey. Yani çünkü o mafyalar oraya bir şeyler de yaptırmak istiyorlardı galiba. Tam hatırlamıyorum detayını. Biz bu arada filmi izlemedik tekrardan. Evet. Bayağı eski yani zor hatırlıyorum hatta ben çoğu şeyi. İşte o eskiyle yeninin çatışmasını anlatıyor. Ama şu da var. Bu film şu an çekilmek istense hiçbir film zaten tekrardan aynı şekilde çekilen zaman ruhu diye bir şey var da hiçbir şart yok uygun. Bir evet. Kere filmin yönetmeni dönemin başbakanı işte Recep Tayyip Erdoğan'a hasta demişti. Doktor galiba Mustafa Altıoklar aynı zamanda. Bu adam hastadır demişti hakaret etmeden ve şu an yurt dışında. O laftan sonra yurt dışına gitmek zorunda kaldı. Ve film çok hardcore yani şu an günümüze göre çok hardcore. 97 yılında ama. Kitap işte, kaç senesinde yazılmış acaba? Kitap kaç senesinde ona da bakalım. O da kitap da aslında çok eski değil biliyor musun? Yakın. Acaba çünkü bu reis karakteri o zaman da başbakan reis diye anılıyor muydu? Ona mı? Yok zaten? O zaman... Anılmıyor. O zaman kabile devleti değildik o zamanlar. Ha. 1990'da yazılmış kitap. Hmm. 1990'da bence kitabı okuyun filmden çok daha ağır ve evet. Harbi yani gerçek. Buradaki kolera, mahallenin ismi bu arada kolera, filmdeki koleradan çok daha sert ve güzel yani. Hatta kitabın kitap yazarı daha farklı Metin Kaçan film çıktıktan bir süre sonra intihar eden bir adam evet. Ve şey diyordu ben filmi beğenmedim diyordu adam çok yansıtamamışlar diyordu tekrar göstereyim. Yani neden yansıtamamış yani. Şimdi Berber Ali yani Salih'in babası Okan Bölgen'in herhalde oluyor değil mi? Salih, Okan Bölgen Salih rolünde. Evet onun babası kitapta daha bir böyle korkunç, kabadayı. Tam Külhan Bey'i. Yani tam öyle bir adamken. Evet. Filmde bu karakteri bayağı böyle sönük görüyoruz. Yani ama söyleyeyim mi? Bak bence o şu yüzden filmde babacan bir karakter ve oğlunu uzak tutmaya çalışıyor mahallenin kötü şeylerinden. Onu çok fazla vermişler. O ekmek teknesinde baba rolünde oynayan adam vardı zaten. Ben kitabı okurken canavar gibi bir adam vardı.
Zaten o ekmek teknesindeki adamı görünce diyorsun ki yani ne kadar şey olabilir ki. Zaten kitap daha fazla insana acı çektiriyor bence. Ya okuduğumuz kendi hayal dünyamıza birleştirdiğim için. Hem öyle hem de kitapta mesela çok ağır şeyler, nekrofili var. Mesela mahallede ölen bir hayat kadını çıkarıyorlar mezarından, tecavüz ediyorlar. Filmde tabii ki böyle şeyler yok. Bu arada film de çok aşırı. Yani ata tecavüz sahnesi vardı. İşte o katliam sahneleri falan. Şey vardı. Pisi pisi lahmacuncusu vardı, hatırlıyor musun? O ne? Kedileri kovalıyordu film boyunca böyle. Ay kedilerden. Evet ya. Kedileri yani kullanıyormuş. Halı çalıyorlardı kedileri atıp böyle yukarı. Ya şey yani yeraltı denen şeyi güzel yansıtıyordu o film. Yani bilmediğin bir dünyayı gerçekten sana aktarıyordu filmde olsa. Yani şimdi kaç senesinde çekilmiş spoiler falan filan yani umursamamanızı gerektirir. En sonunda işte intihar ediyor Salih. Kendini kestiği an ciletle, yani bıçakla bence ya da. Bilmiyorum niye? O şeye benziyordu, Dario Argento'nun filmlerindeki sahnelere benziyordu. Onda da böyle haşır haşır keserler. Bir de o küçücüğe mahallenin suyuna mı, lağım suyuna mı karışıyordu, o hatırlıyor musun? Yok hatırlamıyorum. Böyle yatıyordu, kan akıyordu ama böyle suya karışıyordu diye hatırlıyorum. Ben Aysel, sinemada izlemiştim ya, Aysel Gürel'in çığlığını hatırlıyorum bir suratıyla birlikte. Hı. O kafama kazınmış. Bir de bir şey vardı, ha, bir ışık, evet. Bir sahnede kapıdan böyle çıkıp böyle bakıyordu. Bir de bir havalandırmada, bir havalandırma fanından böyle ışık şeyleri geçiyordu. Hmm. Ne derler? Işık yüzmeleri geçiyordu. Onu unutmadım hiç. Onlar aklımda kaldı sinemada. İşte o an ay dedim yani ben dedim herhalde. Ben de öldüm, kendimi kestim diye düşündüm. Kan tutma olayından bahsediyorum. Evet, kan tutma olayı nedenmiş biliyor musun? Beyin o kanı gördüğünde kendisinin de olabileceğini düşündüğü için şöyle düşün, kapatıyor yani. Uyku modunu alıyor gibi düşün bilgisayarı. Yani beynin seni uyku moduna alıyor. O şey olabilir mi acaba? Hani normalde yani genlerimizde gerçek hayatta kan görüp hani orada belki vahşi bir hayvan vardı. O da olabilir. Kendini korumaya alıyor beyin otomatik. Ya da insanın ilk gördüğü kan başka bir hayvanın değildi. Kendisinin olmuştur meğerse. Yani o çok, sen şu an senaryo yazıyorsun. Hayır. Yani, meğerse dedim. Meğerse dedim. Yani. Ay şey nasıl desem size. Ya şimdi sen ne anlatıyorsun? Hayır bak, kan tutma nedeni o yani. Tamam, onu anlattım. Filmlerde onun yapay olduğunu bilsen de yo abi ketçap falan hani olayları var ya. Hı-hı. Eskiden derlerdi ketçap korkma. Ama eskileri de harbiden salça yani artık. Salça onlar değil, onlardan korkmuyoruz tabii. Ya filmde bundan korkma nedeni onun yapay olduğunu bilsen de kendini onunla kestirmiş olman. Tamam. Ne kadar uzun. Yeter. Bu arada Mustafa Altıoklar demiştiklerini söyleyecektim, kaynadı. Filmde aralarda Küçük İskender de var bu arada filmde oyuncu olarak. Gay bir karakter. Yani gerçek hayatta da zaten gaydi. Onu çok güzel filmde de gösteriyor yani. Yazık bayağı ya var. Her türlü acı vardı o filmde. Şey diyecektim, aralarda şiirler var böyle. Evet. O çok güzeldi. Mustafa Altıoklar bir yanda, işte mahallenin şarapçıları bir yanda. Şey... Küçük İskender bir yanda. Yok, Küçük İskender yoktu galiba aralarda. Rol olarak vardı karakter olarak. Bir 10 Kasım olayı var. Kavga esnasında. Evet, bu film niye çekilemez derken onu da söyleyecektik aslında. Evet. O düello esnasında kabadayıyla mafya reis karakterinin düellosu esnasında sirenler çalıyor. 10 Kasım dolayısıyla çalan sirenler. İşte kenarda galiba okul vardı. Hani okul var. Falan aslında böyle büyük. Onu herhalde biz anlayalım diye yapmışlar. Çok da iyi olmuş. Artık bence. Yani kamera kitiyle böyle gösteriyor falan hani. Diyor ki yani neyse şimdi. Ama onu orada göze sokmasa anlaşılmayacak ne olduğu. Bence. Siren çok... sesinden nasıl anlaşılmış? Belki oradan. Haa 10 Kasım oldu anlaşılmış. Şey eski itfaiye sirenlerine de benziyor yani. Haa tamam. Doğru. Şey işte orada düello yaparlarken bıçakla böyle. Orada şey de çok hoşuma gitmişti bu arada. Darbuka sesleriyle birlikte olması harikaydı. Şey işte kısacası siren sesini duyunca duruyorlar. Atatürk'lüsünü görüyorlar. Yani şey kurucu lidere saygı gibi bir şey. Şimdi olsa öyle bir sahne çok zor yani, olmaz. Çünkü o yıllarda zor. İyi kötü herkesin bir saygı duyduğu bir liderdi, kurucu liderdi Mustafa Kemal Atatürk. Şimdi öyle bir şey yok, o yüzden. İşte farklı görüşlerin bile birleştiği ortak nokta. Evet evet, kurucu Kemal Atatürk ortak falan. İyice. Şimdi Vesikalı Yarim filminde de Halil karakteri bir hayat kadınına aşık oluyordu ya. Ben biraz ona da benzettim. Ben onu izlemedim ya. Salih'in Tina'ya aşık olması ve onu hayat kadın olarak görmemesi. Yani o kraliçe diyor mesela. Onu başka bir konumda. O güzel bir şey. Salih'in kadına verdiği değer ama bu değer de ne kadar yani şimdi. Oje kokusuyla ilgili bir şeyler vardı sanki şu an aklımda. Vardı yani. Vardı evet.
çok betimlemeli. Kolyesini mi kokluyordu Özdenince'nin? Ha, çok böyle betimleme, duman şeyleri falan. O alıntılar, bu arada kitapta çok güzel alıntılar var. Onları şimdi okumayalım da isteyenler zaten bakar. Evet. Benim bu kadar benim aklıma gelenler. Çok okay. Da uzun bir video zaten. Evet, benimki de bu dedik. Kadar. Tamam, o zaman bir sonraki videoda görüşürüz. Evet. Buraya şey koyalım, Aduket. Koyalım.